diyeceğim şimdi. Şimdi metal oksitin bir de asitle tepkimesi var. Ona bakacağız. Metal oksit bazik karakterli ise bunun bir asitle tepkimeye girmesi gayet olağan bir şey. Peki nasıl bir tepkimeyle sonuçlanıyor? Mesela bir Na2O yazıyorum. Metal oksit. Artı HCl. Burada NaCl artı H2O şeklinde ürün elde ediyoruz. Peki ametal oksitleri bir sonraki sayfada söyleyeceğim. Ama ametal oksitlerde asidik olduğundan bahsettik. O zaman bir metal oksitle ametal oksitin tepkimeye girmesi aynen. O da beklenen bir şey. Mesela karbondioksit tepkime sokuyorum. Yalnız burada arkadaşlar teorik olarak şu şekilde sodyum karbonat yani sadece tuz oluşuyor. Neden su yok? Yukarıda su vardı da burada neden yok? Bunun için şöyle bir mevzudan bahsedeceğim. Mevzu şu arkadaşlar. Ben asitlere ve bazlara gerçek asit baz derken metal oksitlere çakma baz diyeceğim. Sahte baz ya da. Ametal oksitlere de çakma asit diyeceğim. Yani bunlar aslında asidik veya bazik özellik gösterse de aslında asit baz değil. Suda çözündüğü zaman onlara dönüşüyorlar. Ve şunu söyleyeceğim arkadaşlarım. Eğer tepkimeye giren asitlik veya bazik maddenin ikisi veya biri fark etmez. Biri veya ikisi gerçek asit baz olursa su çıkıyor. Ama ikisi de çakma olursa mesela şurada ikisi de çakma asit baz. Bu çakmaların tepkimesinden arkadaşlar su çıkmıyor. Yani nötrleşme tepkimesi sınıfına girmiyor. Bu da ince bir detay. Bunu da unutmayın arkadaşlarım. Hemen öbür tarafa geçiyorum. Ametal oksitlerden devam ediyorum. Ametal oksitlerde şöyle bir durum var. Ametal oksitler aslında iki parça halinde incelenecek. Biri soldaki, biri sağdaki. Nötr oksitleri de ametal oksitler gibi inceleyeceğim. Çünkü aralarında şöyle bir fark var. Ametal oksitlerde ametal sayısının oksijen sayısından küçük olması lazım. Eğer küçük değilse ametal oksit sınıfına girmiyor. Peki büyükse veya eşitse ne oluyor? Onu birazdan söyleyeceğimiz nötr oksit sınıfına giriyor. Ametal sayısı oksijen sayısından büyük ya da eşit olduğu zaman da nötr oksit sınıfına alıyorum. Peki bu ametaller nasıl özellik gösteriyor? Asidik özellik gösteriyor. Parantez içinde de yazmış. Örnek olarak karbondioksit, işte azot dioksit, kükürt dioksit, trioksit falan şeklinde gidiyor arkadaşlar. Bir ametali mesela karbonu yaktığımız zaman ametal oksit elde ediyoruz. Mesela karbondioksit. İkinci tepkimeyi yan tarafta söyleyeceğim. Atlıyorum. Üçüncü tepkime. Peki bir ametal oksiti mesela yine karbondioksit suda çözersem ne olur? Karbonik asit çözeltisi oluşur. Az önce bazlarda da durum aynıydı arkadaşlar. Biz metal oksiti suda çözdüğümüz zaman bazik bir baz çözeltisi oluştururken ametal oksiti suda çözünce asidik bir çözelti elde ediyorum. Ne olur sorusunun cevabı aşağıdaki resimde var arkadaşlar. Gazlı içeceklerde karbonik asit deniyor. Bu gazlı içeceklerde karbondioksit gazı suda çözüldüğü zaman bu karbonik asit çözeltisine dönüşüyor. Bu da bizim içtiğimiz içeceğin asitli dediğimiz bir tatlı olmasını sağlıyor. Ametal oksit bazla da tepkimeye girer. Çünkü kendisi asidik. Şuraya baz diye değiştireceğim. Kendisi asidik olduğu için bazla tepkimeye girmesi normal. Yine karbondioksiti bir bazla tepkimeye sokalım. Mesela potasyum hidroksitte. Buradan arkadaşlar nasıl bir sonuç çıkıyor? K2CO3 tuzu ortaya çıkar. Artı su çıkar. Tepkime denk değil. Bunlara takılmayacağım demiştim az önce de zaten. Yani tuz ve su. Ametal oksit yani çakma asit çakma bir bazla tepkimeye girebilir mi? Mesela kim olsun? MgO ile tepkimeye sokalım. Buradan da magnezyum karbonat denilen tuz bileşiği oluşuyor. Yine ikisi de çakma olduğu için su çıkmıyor. Gelelim nötr oksitlere. Nötr oksitler adı üstünde nötr özellik taşıyacak. Ne asidik ne bazik. Burada ametal sayısının oksijen sayısından büyük ya da eşit olması gerekiyor. Bunu sağlayan en meşhur arkadaşlar yukarıda yazan karbon monoksit, azot monoksit ve diazot monoksit bileşikleri var. Bu nötr oksitler adı üstünde nötr olduğu için ne asitte ne bazda
Hatta suda bile çözünmüyor. Yani burada bir herhangi bir şekilde tepkime yok. Verdiği bir tepkime ancak şu olabilir. Bunu da sol tarafa geçiyorum. Nötr bir oksit yanmaya devam ederse ametal okside dönüşebiliyor arkadaşlar. Yani nötr oksit ancak oksijenle bir ametal okside dönüştürebilirsiniz. Bunun dışında başka bir tepkimesi yok. Amfoteroksitlere geçtim. Şimdi amfoteroksitler adı üstünde amfoter özellik taşıyan oksitler. Hem asitlerle hem bazlarla az önce amfoter metallerin verdiği tepkimin hepsini veriyor. Sadece bilgi olarak görüyorum bunu. Yine amfoter metal suda suyla tepkimeye girmediği için okside de yine suyla tepkimeye girmiyor. Bunları bilgi olarak verdim. Örnek tepkime falan yazmadım. Şimdi 6. maddeye geçiyorum. Metal karbonat asit tepkimeleri. Bu çaydanlık kirecinin temizlenmesi tepkimesi diye aklınızda tutun. Metal karbonat bileşiği ne demek? Şurada gördüğünüz kalsiyum karbonat kireç taşı. Şurada gördüğünüz sodyum karbonat. Bir saniye. Bu şey nereye gitti? Şunu bir kapatayım. Bir daha açayım. Neyse. Devam ediyorum. Şu sodyum karbonat arkadaşlar çamaşır sodası. Şu sodyum bikarbonat da az önce konuştuğumuz kabartma tozu. Bu karbonatlı bileşikler asitlerle çok güzel tepkime veriyor. Bunun örneklerini az önceki derste de çalışmıştık zaten. Mesela hemen şuradakini gösteriyorum. Mesela kalsiyum karbonat yani kireç taşına tuz ruhuyla tepkime soktuğunuz zaman tuz, su ve hidrojen çok pardon, karbondioksit gazı çıkartır. Buradaki zaten bu tepkimeyi tanımamızı sağlayan şey şu karbondioksit gazı çıkışı arkadaşlar. Tuz ve suyun çıktığı ama çok da önemsemiyorum. Sadece karbondioksit gazının çıkmasına bakıyorum. Burada dediğim gibi çaydanlıktaki kireci temizleme tepkimesi şu. Altta da sodyum bikarbonat yani kabartma tozunun asitle tepkimesinden bahsedeceğim. Asitle tepkimesinden arkadaşlar sodyum asetat, su ve en önemli şey karbondioksit gazı çıkıyor. Şu üstteki tepkime çaydanlık kireci tepkimesiydi. Bu da meşhur volkan deneyinin tepkimesidir arkadaşlar. Yani sirke ile karbonatın tepkimesi. Bunun sonucunda ortak karbondioksit gazı oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bunların hepsini şu tabloda özellikle çıkan gazlara dikkat ederek, ince ayrıntılarına bakarak, yani aslına bakarsanız şimdiye kadar işlediğimiz 6 sayfanın özetini şu sayfada birleştirmeye çalıştım. Hızlıca bir tekrarını yapmak istiyorum. Şimdi asit baz tepkimesinden başlayalım. Tuz ve su çıkıyor. Bunu biliyorum. Burada ince detay şu. Eğer baz saf amonyaksa su oluşmaz demişim. Hatta bu şekilde de nötrleşme tepkimesi sınıfından çıkıyor arkadaşlar. Sırf su oluşturmadığı için. Yine bugün işlediğimiz aktif metal asit tepkimesi. Çıkan gaz ne? Hidrojen gazı. Onu şöyle bir çerçeve içine alalım. Dikkat çeksin. Şuradan bir hidrojen gazı ama alamadım. Çerçeve seçtim. Evet. Şuradan bir hidrojen gazı çıkıyor arkadaşlar. Bunu bir unutmayalım. Aktif metaller sınıfında da lityum, Evet. sodyum, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir. Bir mikrofonu kapatalım ya Nurettin'ciğim. Demir, alüminyum, krom, kalay vesaire bunlar bulunuyor arkadaşlar. Amfoter metallere gelelim. Amfoter metaller hem asidik hem bazik maddelerdi. Bunlar ikisi de arkadaşlarım hem tuz hem de hidrojen gazı çıkartıyor. Bakın gaz çıkartan tepkime sayısı 3'e çıktı. Bu amfoter metallerde işte Zengin Sinan pembe kravatını Beymen'den aldı getirdi diye böyle bir kodlama yapmıştım. Oradan hatırlayabilirsiniz. Tabii bu şeyi dediğim gibi bu tekerlemeyi hatırlayacağımı ben hepsini oturur ezberlerim daha iyi dedi diyebilirsin. Çünkü 7 kelimeli bir cümle oldu. Uzun bir cümle oldu. Buraya yazmadım. Daha sonradan ekleyeceğim arkadaşlar. Amfoter metaller. Dur bir saniye şöyle yazayım. Amfoter metallerin suyla tepkimesi ürünsüz yani tepkime vermeyen bir tepkime. Bunu da ekleyeyim buraya. Yarı soy metallerden devam edelim. Yarı soy metaller oksijensiz asitler
lastiklerle zaten tepkime vermiyordu. Oksijenli ve kuvvetli olması şartıyla arkadaşlar tepkime veriyor. Şuraya da hatta kuvvetli desem çok güzel olacak. Bunun sonucunda asidin gazını çıkartıyor. İşte bu asit gazları nedir? Onları bir hemen hatırlatmak istiyorum. Derişik sülfür asit ise SO2 gazı. Derişik nitrik asit ise NO2 gazı. Sereatik nitrik asit ise NO gazı şeklinde ürün veriyor arkadaşlar. Bu yarı soy metaller kimlerdi? Cumhur hayasızca ağlayarak tam soylarda avucunu patlattı şeklinde tamamlıyordum. Tam soy metaller o asit veya bazda tepkimeye girmezken sadece kral suyuyla tepkimeye giriyor. Bunu ek özellik olarak şıkların birinde bulabilirsiniz bu kral suyu esprisini arkadaşlar. Şimdi oksitlere gelelim. Oksitlerin listesi bayağı bir uzun gibi gözükse de aslında hepsinde temel mantık şu. Yani şurada yazanlar içinde en önem gösterdiğim bilgiler şunlar. Metal oksitler bazik özellikli. Ametal oksitler asidik özellikli. Bunları bileceğim. Nötr oksitler zaten adı üstünde nötr. Amfoter oksitler de amfoter. Peki kim asidik kim bazik? Bunu tespit etmek için zaten adamları metal oksit, ametal oksit diye ayırmam lazım. Veya nötr oksit diye ayırmam lazım. Bunları ayırabilmek için de biz yine geçen seneki bilgilerimizi kullanarak metallerin kim olduğunu bileceğiz yanına oksijen koyunca. Ametallerin kim olduğunu bileceğiz yanına oksijen koyunca. Bu şekilde oksitlere ayırt edeceğiz. Bir nötr oksitlerde ametal sayısı ile oksijen sayısı arasındaki şu espriyi. Şurada ufacık bir şey var onu düzeltelim. Sayıyı tespit ederek oradan yorum yapacaksınız. Bunun dışında arkadaşlarım bilmenizi istediğim başka ne var? Ametal oksit, yani burada bayağı bir ayrıntı var. Çok da ayrıntılı soruyla karşılaşabilirsiniz diye ben bunları bu kadar ayrıntıya girdim. Metal oksidi suda çözersem zaten adam bazik olduğu için baz çözeltisine. Asitle tepkimeye sokarsam tuz artı su çıkıyor. Ametal oksidi tepkimeye sokarsam tuz çıkıyor. Aynı şey asit çözeltisi oluşturan ametal oksitler için de geçerli. Nötr oksitlerde tepkime yok. Amfoter oksitler hem asitle hem bazla tepkime verirken suyla gene tepkime vermiyor arkadaşlar. Ve son olarak da metal karbonat asit tepkimelerinden çıkan gazımız hemen onu çerçeve içine alalım. Karbon dioksit gazı. Yani şurada 3, 6, 7 tane tepkimede arkadaşlarım hidrojen gazı çıkışı görüyorsunuz. Gaz çıkışı görüyorsunuz. Bu gazlar da zaten çok fazla çeşit değil. Bir hidrojenler çıkıyor. Nereden çıkıyor? Hemen şöyle hızlıca tekrar yapmaya devam ediyorum. Nereden çıkıyor? Aktif metallerden veya amfoter metallerin tepkimelerinden hidrojen gazı çıkıyor. Karbondioksit, karbonatlı bileşiklerin tepkimelerinden çıkıyor. SO2, NO2 ve NO gazları da şu yarı soy metallerin tepkimelerinden ortaya çıkıyor arkadaşlarım. Bu tablonu güncellenmiş bir şekilde tekrar paylaşacağım. Ufak tefek hatalar ve eklemem gereken yerler var arkadaşlar. Bunu tamamladıktan sonra size tekrar paylaşacağım. Burada benim çözmek istediğim böyle farklı gaz çıkan tepkime soru varsa ona bakacağım. Ha, mesela çok güzel. 3 tane soru çözeyim buradan. Sadece 3 tane seçeyim. Şimdi birincisi 8. soruyu çözmek istiyorum. Tamamen bizim konuyla alakalı. Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltme üzerindeki katılar aşağıdaki atıldığında hangilerinde karbondioksit gazı çıkışı gözlenir diyor. Şimdi karbondioksit gazı çıkışını kim veriyordu? Onu bilmem lazım benim ilk etapta. O da arkadaşlar tahmin edebileceğiniz üzere karbonatlı bileşikler olacaktır. Karbonatlı bileşikler. Yani yukarı bakıyorum. Sodyum karbonat var şurada. Altta da asit var. Tamam. Buradan çıkar. Yanda gene karbonat var. Bakın sodyum bikarbonat. Şu ikisi biri çamaşır sodası, biri yemek sodası diye geçer. Ama altta baz var. Baz olduğu için bu tepkime gerçekleşmeyecek. Üçüncüsünde karbonat var. Yine kalsiyum karbonat, kireç taşı. Altta asit var. Okey. O zaman 1 ve 3. Mantık bu kadar. Şimdi alttaki 10. soruya bakmak istiyorum. Evet. Tik işareti tepkimin oluştuğunu, çarpı işareti oluşmadığını göstermektedir. X, Y, Z, T metalleri hangileri olabilir?
İmkanınız varsa ekrana yaklaştırmanızı isteyeceğim. Soru biraz küçük. Şimdi burada arkadaşlar teker teker gidelim. Öncelikle X'ten başlayalım. X'in kim olduğunu çıkarmaya çalışalım. HCl ile tepkime veriyor. Nitrik asit de tepkime veriyor. Bu iki asit biri oksijenli biri oksijensiz olduğu için beni soy metallere doğru yönlendirmiyor. Yönlendirmiyor çünkü soy metallerde arkadaşlar birinde veriyordu birinde vermiyordu. Bu muhtemelen aktif bir metal ama gerisine bakmak istiyorum. Potasyum hidroksit yani bazla tepkime var mı? Yok. Ha, bu tam hakikaten aktif metal. Son olarak suya baktım. Suyla da tepkime var. O zaman yanına yazıyorum. Aktif metal. Aktif metal. Hemen şıklara geçeyim mi? Geçeyim. Aktif metal olanları daha sonra olmayanları bir silelim. Mesela A şıkkındaki civa yarı soy metaldir. O yüzden A şıkkını sildim. Ya da diğer şıklarda gözüksün. Yani şurasını sildim sadece. Sodyum, potasyum, magnezyum. Bunlar da sıkıntı yok. Geçtim diğerine. Y maddesi. Bakın HCl ile var. Nitrik asit ile var. Yani o zaman bu soy metal değil. Seçmiyor yani. Potasyum hidroksitle de var. O bazda da tepkimeye giriyor. Su ile tepkimeye girmiyor. Bu da az önce bahsettiğimiz amfoter metal. Amfoter metallerden bakayım. Zn var, alüminyum var, magnezyum yok. Evet, şuradan da magnezyum gitti arkadaşlar. Şık sayısı 3'e düştü. Z maddesine bakalım. Z maddesi kimmiş? Bakıyorum. HCl'yi sevmiyor ama nitrik asiti seviyor. Oo. Niye? Çünkü bu adam yarı soy metal. Hatta bazılarına tepkimesi, suyla tepkimesi de yok. Yarı soy metaller. T ile devam ediyorum. T maddesi kimseyle muhatap olmuyor. O zaman o da tam soy metal. Ama önce şu şıkları eleseydim keşke. Neyse yazdım artık. Şurada tam soy metal. Şimdi Z'nin şıklarını bir eleyerek gidelim. Z'nin şıklarına baktığım zaman yarı soy olanlara bakacağım. Cumhur, hayasızca ağlayarak. Yani AG, Cu olur. Cu olur. PT var. O da gitti. De tam soy metal olması lazım. Tam soy metaller altın ve platin, magnezyum gitti. O zaman cevap Bursa'da kaldı arkadaşlar. Buna benzer bir soru yan tarafta var. Aynı mantıkla çözeceğiz. Diyor ki HCl ve nitrik asit çözeltileri tepkimeleri sonucunda açığa çıkan gazlar. Bakın bu HCl ve nitrik asitin veya sülfürik asitin yan yana olması tamamen sizi yarı soy olayına yönlendiriyor arkadaşlar. Birini seçip yani biriyle tepkime girip diğeriyle girmiyorsa bu adam yarı soy metaldir. İkisiyle giriyorsa aktif metaldir. A veya amfoter metaldir. Bu adam bazla da tepkime giriyorsa o zaman kesin amfoter metaldir. Aktif metal olma ihtimali yok. Şimdi evet kalsiyum aktif metaldir. Doğru. HCl'li su çözelsin. Evet HCl'li tepkime verir. Nitrik asitle de verir. İkisiyle de hidrojen gazı çıkartır. Bunların hiçbirinde sıkıntı yok. Bakır yarı soy metal. Evet cumhur hayasızca ağlayarak. HCl'yi sevmez. Aynen öyle. Nitrik asitle de değişik nitrik asitle de NO2 çıkartır. Bunda da herhangi bir sıkıntı yok. 3'e bakıyorum. C şıkkına. Orada da arkadaşlar sodyum aktif metaldir. Aktif metal herkes de tepkime veriyor. Daha doğrusu iki asitle de tepkime veriyor. Bunda da hata yok. Devam ediyorum. Altın. Tam soy metal. Doğru. HCl ile tepkime vermez. Doğru. Ama bununla da tepkime vermez. Bu yanlış. Bu yanlış. Altın kimseye vermez. Kral suyu hariç. Altta demir var. Demir aktif metal sınıfında. Aktif metal dediğin adam her tür asitle yani HCl ile de nitrik asitle de tepkime verir. Yalnız nitrik asitle arkadaşlar NO çıkarmaz. H2 gazı çıkartır. Aktif aklınızda olsun. Aktif metalin asitle tepkimesinden çıkan gaz H2'dir. H2 dışında birini çıkartıyorsanız mesela şu ikinci şıkta olduğu gibi aktif metal değilsiniz, yarı soy metalsiniz. Evet dediğim gibi bunları bol bol soru çözerek tekrar tekrar aynı şeyleri işaretleyerek halledebileceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Yoksa aslında hepsi ezber gibi gözükse de hepsinin belli bir mantığı söz konusu arkadaşlar. Şurada başka bir soru var mı? Yani bununla ilgili şu 13'ü de çözmek istiyorum o zaman. Şu 13'ü de aradan çıkartalım. Üste sağ olsun şeyi vermiş.
özelliklerini vermiş. Biz onları okumamıza gerek yok. Hemen şuradan devam ediyorum. Bazik oksit mi? Onu kontrol edeceğim. Sodyum metaldir. Metal oksitler baziktir. Sorun yok. Karbondioksit ametal oksittir. Karbon ametal. Ametal oksittir. Asidik oksit. Tamam, doğru. Alüminyum amfeter metaldir. Amfeter oksit. Bu da tamam. Karbon monoksit oksijen sayısıyla karbon sayısı birbirine eşit olduğu için nötr oksittir. Bu da tamam. N2O. Şurası tam gözükmüyor. N2O. Bunda da azot sayısı yani ametal sayısı oksijenden fazla olduğu için bunun da şeyi türü nötr oksit olmak zorunda arkadaşlar. Burada asit oksit yazmış sadece.